Temel kavramlar birinci adımımızdan başlayalım. Rakamın ne olduğunu biliyoruz. 0 ile 9 arası. Doğal sayılar 0 ile sonsuza kadar. 0 dışındaki sayılara sayma sayılar veya pozitif doğal sayılar denir. Aynı zamanda pozitif tam sayılar da denir. Tam sayıları biliyoruz. Eksi, 0 ve pozitif sayılardan oluşuyor. Başlangıç noktası derse soruda bize başlangıç noktası olarak 0 alacağız. Bunu unutmayalım. Rasyonel sayılarda ise a bölü b şeklinde gösteriliyor ve b hiçbir zaman 0'a eşit olmuyor ve a ve b tam sayı olması gerekiyor. Eğer a ve b tam sayı değil ise irrasyonel sayı olur bu. Mesela kök 3 bölü 4 dediğimizde bu bir rasyonel sayı değildir. Çünkü a ve b'nin tam sayı olmasını istiyoruz. Kök 3 bölü 4 irrasyonel sayıdır. Rasyonel olmayan sayıları denir. Q üssü sembolüyle gösterilir. Reel gerçel sayılar ise Q üssü yani rasyonel ile irrasyonel sayıların birleşmesine biz reel gerçel sayılar diyoruz. Bu kavramlar çok önemli. Bir not, soruda bilinmeyenler rakam, doğal sayı veya tam sayı ise değer verilerek çözülür. Bunu unutmayalım. Örneğimizi yapalım. Mesela x, y, z birbirinden farklı birer rakamdır. Eğer rakam dediği için değer vererek çözeceğiz. İfadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır? Şimdi en büyük diyor, rakam diyor. Ben rakam dediyse hemen şuraya rakamları yazıyorum. Nokta nokta 9'a kadar gidiyor. Şimdi en büyük demiş. Y'ye 9 veririm. X'e 8 veririm. Z'ye de 7 veririm birbirinden farklı dediği için. 9 kere 4 36, 8 kere 3 24, 7 kere 2 14. Toplayalım. Topladığım zaman 74 çıkar. Bu en büyük değer. Şimdi en küçük değeri bulalım. En küçük değer için y'ye rakam dediği için y'ye 0 veririm. X'e 1 veririm. Z'ye de 2 veririm. 2 kere 2 4, 3 kere 1 3, diğeri 0 zaten 7 olur. Toplamları verilen iki sayının çarpımlarının en büyük olması için birbirine en yakın, çarpımının en küçük olması için birbirine en uzak seçilir. Ben bunu ezbere bilmek güzel bir şey değil ama ben şu sorularda kolaylık sağlasın diye şöyle bir yöntem söylüyorum. Şimdi toplamları verilen iki sayının şimdi toplamı verilmiş ya, çarpımı, bana çarpımının en büyüklerini, yani çarpışsınlar ve en büyük hasar nasıl olur? Birbirine en yakın çarpışmalarda en büyük hasar olur. En büyük olması için birbirine en yakın değerler veririm. Mesela buna 21, buna 21 veririm öyleyse. Hani pozitif demiş zaten, değil mi? En küçük olması için de hasarın en küçük olmasını istiyoruz. O yüzden en uzak çarpışma olacak. Yani buna o zaman 41, buna da 1 verdiğimde en küçük de 41 artı 1'den ne olur? 42 olur. Diğer bir notumuz ise çarpımları verilen iki sayının toplamlarının en büyük değeri için birbirlerine en uzak, toplamının en küçük olması için birbirine en yakın seçilir. Bunu da şu şekilde, mesela çarpımları verildi bana. İşte şurada verilmiş mesela A ve B birer doğal sayı diyor. Ve çarpımlarının en büyük olmasını istiyorum. Bunlar çarpışmışlar. Yani en büyük demek, ben şöyle düşünüyorum. Yani mesela iki araba çarpışmış ve oradan en büyük sayıda yaşayan insan çıkması için birbirine en uzak çarpışmalar olması gerekiyor. Yani bu, birbirine en uzak değerler vereceğiz yani. Farklı demeseydi ben direkt buna 10 uzak değer vereceğiz. Buna 100, buna da 1 derim. Farklı diyor. Farklı oluyor gerçekten. Toplamı 101 oldu. En küçük olması için de, yani en az sayıda insan yaşaması için de birbirine en yakın çarpışması olması gerekiyor. Yani ne dedik? En yakın, hani yani çarpışmışlar arabalar ve biz en baktık, yaşayan sayısı çok az olması için birbirine yakın değerler vereceğiz. Yakın çarpışma olacak. Mesela 10-10 verirdim ama farklı demiş, 10-10 veremiyorum. 20 ile 5 veriyorum. 20 kere 5 ne oldu? 100 oldu. Yani en küçük değerde ne oldu? 20 artı 5'ten 25 oldu. Şu sorumuzu çözelim. A ve B birer rakam olmak üzere. Rakam, ben hemen şuraya 0, 1, 2, nokta nokta 9. Bunlar rakamları değil mi? A artı B'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi bakıyorum. A çarpı B'nin bana 24 olduğunu, yani arabalar çarpışmış ve en büyük sayıda, yani çok fazla sayıda insanın kurtulmasını istiyoruz. Öyleyse birbirlerine uzak çarpışmaları gerekiyor. Yani 24 ile 1'i veririm derim. A ama rakam olması gerekiyor. Öyleyse 8 ile 3'ü vereyim diyorum. 8 kere 3 24 oluyor zaten. 8 artı 3'ten de 11 oluyor. Cevabımız doğru.
A ve B farklı iki pozitif tam sayı olmak üzere farklı demiş ve pozitif demiş. Yani 1, 2, 3 diye gidiyor. A çarpı B'nin en büyük değeri. Şimdi böyle bir ifade, farklı bir ifade gördüğünüzde bunları birbiriyle alt alta topladığımızda bunlar birbirini götürür. A artı B 24 olur. Bana A çarpı B'nin en büyüklerini soruyor. Yani toplam vermiş, çarpışmayı soruyor. Çarpışmanın en büyük olması için birbirine en yakın değerler vereceğim, değil mi? Öyleyse 12 artı 12 verirdim ama farklı diyor. Öyleyse birine 11, birine 13 vereyim. 11 çarpı 13'te ne yapar? 143 olur. Bakıyorum 6 denizi doğru. Diğer sorumuza geçelim. X, Y, Z doğal sayılar. Doğal sayı nedir? Sıfırdan başlar sonsuza kadar giden sayılar. Çarpım vermiş. Toplamın en küçük değeri kaçtır? Şimdi çarpım vermiş ve en az sayıda insan çarpışmadan en az sayıda insan nasıl kurtulur? Birbirine yakın değerler olacak. Birine 3, birine 4, birine de 2 versem. 4, 24 oldu. 4, 7, 9. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. 7 doğru. A ve B birer tam sayı olmak üzere A çarpı B 36 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük ve en küçük değerlerini toplamış. Şimdi buna tam sayı dediğine göre en büyük değerinin şimdi tam sayı en büyük değeri ne olur? Çarpımın en büyük değerini, yani çok sayıda insan kurtulmaması için birbirine en uzak olması gerekiyor arabaların. 36 çarpı 1, 37 oldu en büyük değeri. En küçük değerde tam sayı dediği zaman en büyük değerinin eksisi en küçük değerdir. Yani birine eksi 1, birine eksi 36 dediğimde eksi 37 de en küçük olur. Bir, bununla bunu toplarsam ne olur? 0 olur. Soru Ceyhan doğru. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere A artı B 7 olduğuna göre A çarpı B çarpımının en büyük değeri kaçtır? Şimdi bunlar gerçel sayı diyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bana toplam vermiş, çarpımın en büyük değeri soruyor. Şimdi çarpımın en büyük, yani en çok insan kurtulması için nedir? Yok, toplam vermiş ve çarpışmanın en büyük olması için birbirine en yakın değerler vereceğiz ki öyle çarpışma en büyük olsun, değil mi? Yani 7'nin yarısını buna verirsem 7'nin de yarısını buna veririm. Çünkü neden? Gerçel demiş yani. İlle ben 1, 2, 3 diye vermek zorunda değilim. Çarpım ne olur? 49 bölü 4 en büyük değeri alır. ABC pozitif tam sayılar için ABC toplamının en büyük değeri ve en küçük değerin toplamı. Eğer bu şekilde verdiğinde biz ortak sayılarımıza öncelikle en küçük değeri veriyoruz. En büyük ve en küçük değeri sormuş. En büyük değer için birbirine ne dedik? Çarpışmaları vermiş. En çok insan en uzak birbirine en uzak olması gerekiyor. Buna 1 verirsek bu 12, buna 1 verirsek bu 18 olur. Ne oldu? 31 oldu. Bir de 12 ile 18'in ortak bölü nedir? 6. Buna 6 vereyim. Buna 2 vereyim. Bu da bu 6 oldu. Bu da 3 olur, değil mi? 6, 9, 11 oldu. Topladığımda 42 olur. Cevabımız 10 Ceyhan. Evet, bu kadar. Görüşmek üzere.